Evet sevgili takipçilerim, bu şekilde 3 kavanoz incir reçelim çıktı. Şöyle göstereyim, mükemmel de bir kıvamı oldu. İncirlerim de hiç dağılmadı. Şöyle bakın, çok güzel oldular. Umarım bu tarifimi beğenir, sizler de denersiniz. Hepinize hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evet sevgili takipçiler, şimdi burada ben 2 kilosunu ayıkladım. 2 kilo incir kullandım arkadaşlar. Yıkadım güzelce tekrardan. Şimdi şöyle tenceremin içerisine boşaltıyorum. Suyunu süzdürmedim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hatta süzelim suyunu şu şekilde. Daha rahat. Şimdi bu şekilde süzdüğüm 2 kilo incirimi, yani tahmini 2 kilo arkadaşlar. Çünkü ölçemedim kasayla olduğu için. 2 kilo incirim var. 2 kilo inciri şöyle güzelce tencereme alıyorum. Hepsini. Evet, şöyle göstereyim. İçerisine aldığım incirlerin üzerine arkadaşlar burada 1,5 kilo şekerim var. Bir yarım kilo daha kullanacağım. 2 kilo incire 2 kilo şeker kullanacağım arkadaşlar. Şöyle üzerine kapatacak şekilde incirlerimin tamamen şekeri bırakıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi bir yarım kilo daha şeker üzerine koyacağım. İncirimi bu şekilde bir gece dolapta bırakacağım. Bıraktıktan sonra da kaynatma aşamasını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İncirimi şöyle bir köşeye alıyorum. Şimdi dolabıma incirimi kaldırıyorum. Diğer aşamaları da sizlerle paylaşacağım sevgili takipçilerim. Evet şu şekilde üzerini tamamen kapattım. 2 kilo inciri, 2 kilo şekeri kullandım. Şimdi bir gece dolapta bekleteceğim. Dediğim gibi diğer aşamasını da sizlerle paylaşacağım. Evet bir gece dinlendirdiğimiz incirler tamamen şu şekilde sulanmışlar. Hemen incirlerimizin altını yakalım, kaynamaya bırakalım. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra da 2 diş yine limon tuz atacağım sevgili takipçilerim. Evet incirimiz kaynamaya başladı. Ocağımızın altını yaktık. Evet sevgili takipçiler, bir gece beklediğim incirlerimi ocağa aldım. Tencerem küçük geldi. Değiştirdim. Şöyle geniş bir tencereye aldım. Şöyle göstereyim. İncirlerimi kaynamaya bıraktım. Tamamen sulanmışlar. Şimdi kaynatmaya bırakalım arkadaşlar. Evet kaynamaya başlayan incirlerimizin içerisine şu şekilde 3 tane limon tuzu bırakıyorum arkadaşlar. 3 tane limon tuzunu bıraktım. Şöyle bir taşımda karıştıracağım. Şöyle. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Ağ dolaşmasını bekleyeceğim. Sevgili arkadaşlar, reçelim harika bir kıvam aldı. Hemen artık kavanozlara sıcak sıcak doldurmaya başlayalım. Şöyle göstereyim, gayet güzel oldu. Kıvamıyla, akışkanlığıyla hemen sıcak sıcak tenceremize alalım. Kavanozlarımıza dolduralım. Reçelimiz güzel bir kıvam aldı. Hemen sıcak sıcak ne yapıyoruz? Kavanozlarımıza dolduruyoruz. Sevgili takipçilerim, şu şekilde 3 kavanoz reçelim çıktı. Harika oldu. Kıvamıyla falan şöyle kıvamı da sizlere bir göstereyim. Bakar mısınız? Muhteşem bir kıvamı var. Bize afiyet olsun. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Umarım bu tarifimi beğenir. Siz de denersiniz. Güzel bir incir reçeli oldu. Hepinize hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim.